yani. Ramazan geçen seneye göre bayağı şu an düşüklük var. İşler yok. Geçen sene mesela daha iyi. Fiyatlar bayağı uçmuş. Et zaten alınmıyor. Yani kimse gelemiyor. Esnaflar zaten bir şey satamıyor ki, bir şey de yiyemiyorlar. Onun için şu an işler bayağı düşüktür yani. Dün mesela, dün Ramazan'ın ilk günüydü. Bizim masalar kimse yoktu. Yani Bakırköy'deysen kimse lokantalarda yoktu. Taş pastası bir iki müşteri vardı. Onunla burada bir 10-15 kişi çalışıyoruz. Onun için iş yoktur yani. Bayağı durgunuz. Geçen seneye göre fiyatlarımız yani biraz artmış da, ama et alınmıyor. Yani malzeme alamıyoruz da. Yani bir şey alamıyoruz. Fiyatlar çok yükseldi. Geçen sene biraz daha hareketliydi. Bu sene biraz durgunluk var. O da fiyatlardan kaynaklı. Evet. Yükseldi, çok yükseldi. Özellikle et ürünleri çok yükseldi. İş düştü. Evet. Yani geçen sene göre işler düştü, çok düştü. Bekliyoruz ki bunların düşmesini bekliyoruz. Yani insanların alım gücü belli bir yerde kısıtlıdır yani. Ondan sonra düşüyor yani şimdi. Bir etin kilosu 250-300 lira olmuşsa insanlar zor bir döneri yiyebiliyor. Onun için de insanlar genellikle evde yemek istiyor yani. Geçen sene daha hareketliydi, daha iyi insanlar geliyordu, ailesiyle yemeğini yiyordu. Maalesef bu et olayı var ya, her gün zam geliyor zaten biliyorsun. Daha 3 gün önce işte kilo başına 20 lira zam geldi. Maalesef biz o zamı yapamıyoruz. Hani müşteriye yansıtamıyoruz. Yansıttığın zaman ya bu ne, ya bu ne fiyat işte çok yüksek. Yani et her gün gelse bile biz yılda bir sefer zor yapabiliyoruz. Çünkü ancak müşteriye talep de azaldı. Turist burada, burası turizm bölgesi biliyorsun. Oteller bomboş, kimse kalmadı, yok. Deprem olacak, şu olacak falan fistan işte. Yani yine de Allah'a şükür çat pat. Bizde menü deyince, bizde iftarda da kimse olmuyor. Hani ne bileyim, akşam 5 kişi oturduk, iftarımızı açtık yani. Ya her şey %200-300 çıkarken biz %10 arttırdık, %20 arttık. Yani biz maalesef o şeyi yansıtamıyoruz müşteriye yani. Müşteri hemen şikayet ediyor. Bizimki hep esnaf. Buradaki esnaf. İşte iki lahmacun, bir çorba, kaç para, bu kadar. Ya çok pahalı, çok pahalı, ya çok yüksek deyince ne yapalım? Her gün ete zam giriyor ama biz yapamıyoruz. Maalesef gerçekten yapamıyoruz yani. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Geçen senekinin tam iki katı. Atıyorum 200 liraya yiyordunuz geçen sene. Bu sene 400 lira yiyorsunuz. Ha, ama bu doğaldır. Çünkü her şeye zam geliyor. Yani yakında her attığımız adıma bile neredeyse artık şey ödeyeceğiz yani. Vergi ödeyeceğiz, para ödeyeceğiz yani. Eskiden de onlar. Eskiden ben mesela ki iyi bir firmada çalışıyordum. Her hafta sonu ailemi mutlaka ve mutlaka dışarıda yemeğe götürüyordum. Ama şimdi nerede? Yani çok zam var bence. Yani insanlar istediğini yiyemeyebilir. 3 öğün yemek yiyor bir insan. Artık onu 2'ye düşürdü. Bir öğün tasarruf etmeye çalışıyor. Neden? Çünkü artık aldığı harcadığına yetmiyor. Tamam mı? Lokantalara bile artık eskiden gidebiliyorduk. Şimdi önünden zor geçiyoruz. Artık insanlar geçinemez oldular. Asgari ücretin 20 bin lira olması lazım ki 4 kişilik bir aile şöyle birazcık geçinebilsin. Ev kiraları olmuş 10 bin lira, 12 bin lira. Yok canım, nerede? Yemeği vallahi evden getiriyoruz. İş yerinde öğlen yemeğini evden getirip yiyoruz yani artık. Öyle bir duruma geldik. Dışarıda öyle çok kolay bir şey değil yemek yemek. Vallahi ekonomik olarak şu anda çok zor durumdayız. Hiçbir mekana gidemiyoruz. Önceden sosyal hayatımız vardı. Sosyal hayatımız da bitmiş vaziyette. Biz markete girdiğimiz zaman, örnek vereyim, bir dolma biber 38 lira. Örnek veriyorum, patlıcan 40 liraysa iftar menüsünde ne kadar olabileceğini siz tahmin edebiliyorsunuzdur şimdi burada açık açık. Pek de konuşmaya gerek yok. Yani 300 liralar, 400 liralar iftar menüsü yiyorsak, ya hayır canım, şu anda biz gitmek istesek nasıl gidelim? Markete girmekte elimize
bir ileri bir geri, bir ileri bir geri yapıyoruz. Nasıl hiçbir şey alamıyoruz, edemiyoruz. İftar menüsünü kendi evimizden başka nerede yiyebiliriz bu dönemde?